RI9'un 3. ünitesinin 4. konusu. Kanunlar gelişiyor. Bugünkü konumuz kanunlar gelişiyor. Konumuza geçmeden önce Yusuf Has Hacıbek'in Kutadgu Birlik adlı eserinin de devleti ayakta kalmasını sağlayan unsurların neler olduğu. Kanun adil olması gerekir. Çünkü adalet esaslarında tertip edilmeyen bir kanun, üç ayaklı masanın ayaklarından birinin eksikliği gibi hatalara ve haksızlıklara yol açar. O takdirde devlet tahtı yıkılır. Devletini korumak isteyen hükümdar adil kanun yapmak zorundadır diyerek kanunlarla ilgili, adaletle ilgili düşüncesini dile getirmiştir. Bugünkü konumuzda kanunlar gelişiyor konusu olarak 12 levha kanunları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Justinianus'un kanunları ve Cengiz Yasası'nı öğreneceğiz. Şimdi dersimize geçelim. Kanunlar gelişiyor. İlk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi için her türlü hukuki iş gelenek haline gelmiş kurallara göre düzenlenmişti. Daha sonraki zamanlarda örf ve adetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir. 12 levha kanunları. Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılında Doğu Roma İmparatoru Justinianus 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulamış olan hukuka Roma hukuku denir. Roma hukuku bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin de temelini oluşturmuştur. Bu hukuk sisteminin ilk basamağı 12 levha kanunlarıdır. Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleblerin ayaklanmalarıyla bu kanunlar gündeme gelmiştir. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla kanunlar ıslah edilerek ilk defa yazılı hale getirilmiştir. Bu kanunlarla Roma halkının görev ve sorumlulukları, halk arasındaki ilişkileri gibi pek çok konuya açıklık getirmiştir. Bir kimse kendisine borçlu olan kişiyi hakim yani magistra önüne götürürse ve borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riayet ederek ona el koyar, evine götürür ve zincire vurur. Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satabilir. Ki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde geçen hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve ceza verilemez diye günümüzde geçen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile 12 levha kanunları arasındaki birbirine tamamen zıt olan görüşler. ile 565 yıllar arasında Doğu Roma İmparatoru olan Justinianus, 12 levha kanunları başta olmak üzere Roma kanunlarını toplayarak çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlemiştir. Justinianus kanunları madde madde yazılmamış, belli olaylar için verilmiş somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır. Bu kanunlarla hukuk kurallarına ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Özellikle aile, kişi ve miras hukuk konularındaki düzenlemeler günümüz medeni kanun hukukunun da temelini teşkil etmiştir. Justinianus'un hazırladığı kanunlarda toplumun en küçük birimi olan aile kurumu ve evlilik konusu dini bir temele oturtulmuştur. Justinianus kanunlarında suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma, iyileştirme ve caydırma amacı vardır. Bu kanunlarda hapis cezası uygulaması yoktur ve bunun yerine suçluların manastırlara kapatılması tedbirlerine başvurulmuştur. Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder. Çocuğun evlilik esnasında doğum soyunun sıhhati için yeterli değildi. Babanın doğumdan sonra kendisine gösterilen çocuğu kabul etmesi gerekir. Baba kabul etmezse çocuk sahipsiz olur. Evden atılabilir veya öldürülebilir. Ki günümüzde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde
Ana ve çocuk özenle yardım görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar evlilik içinde ve dışında olsalar aynı sosyal korumadan faydalanır diye yine Justinianus kanunlarıyla bu iki kanunlar arasında birbirine zıt olan görüşler. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat parayla ödenirdi. Örneğin el veya sopayla kemik kırılmışsa ve zarar gören kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir. Suçtan zarar gören kişinin tazminat dışında işlenen suça karşılık ceza istemeye hakkı yoktur. Cezayı talep etme hakkı devletindir. Başkalarının sağlığını veya hayatını etkileyecek sihir, büyü, başkasına ait ürünün kötü olması için olması için edilen dualar ölümle cezalandırılır. Cengiz yasaları ise ki Moğolların büyük hükümdarı olan Cengiz Han yasaları, Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlara Cengiz Han yasası veya büyük yasa denilmiştir. Ama bu yasanın tamamı Cengiz Han tarafından oluşturulmuş değil. Cengiz Han yasası nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilerek düzenlenmiş şeklidir. Cengiz Han Kaan seçildiği 1206 yılı kurultayında bu kurallara bazı ilaveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. 33 defter halinde düzenlendiği varsayılan bu yasalar İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır. Cengiz Han yasasına dair bazı örnekler. Kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Yemek yemekte olan adamları yanında geçen adam derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksızın yemeğe oturmalı, yemek yiyenlerin de buna mani olmamalıdır. Vazifesini ihmal eden askere sürgün, av esnasında avı kaçıran avcıya dayak ya da ölüm cezası verilir. Ölüm cezasına çarptırılan kişi diyet vererek ölüm cezasından kurtulabilir. Bir kimsenin evinde çalınmış at bulunduğu takdirde bu kimse atı sahibine iade etmeye ve bundan başka atın sahibine ceza olarak da 9 at vermeye mecburdur. Kaçan bir esir veya savaş tutsağını ele geçirip de sahibine iade etmeyen ölümle cezalandırılır. Evet, Cengiz Han siyasasının birkaç örneği. Toplum düzeni ve hukuk. Devlet, toplum hayatının düzenli bir şekilde ilerlemesi, uygulamaya konulacak hukuk sistemiyle gerçekleşebilir. Hukuk sistemlerinde kanunnameler, aile ve iş akitleri, ceza infaz yöntemleri, toplum düzenini sağlanmasına önemli katkı sağlamıştır. Kimi toplumlar bu kuralları yazılı hale getirmiştir. Kurallara uyulmadığı takdirde karışıklıklar ve ayaklanmalar olacak, böylelikle ülkede düzen bozulacaktır. Hükümdarlar düzeni sağlamaya çalışırken kendi topluluklarının kültür ve gelişmişlik düzeyleriyle sosyal yapılarına göre hukuk kurallarını şekillendirmiştir. Justinianus'un hazırladığı kanunlar ve Cengiz Han yasasının buna örnek olarak gösterebiliriz. Büyük savaşlarda büyük göçlerle sosyal yapıların farklılaşmasıyla gelişmişlik düzeylerinin ilerlemesiyle insanoğlu tarih boyunca hukuk kurallarını da geliştirmiştir. Böylece evrensel hukuk ilkeleri doğmuş. Fakat bu kanunlar tüm toplumlar tarafından aynı şekilde uygulanmamıştır. Mesela kanun veya yasa bir anayasal hukuk sistemi içinde tabi devlet olarak yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Hukuk ise toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle yani devlet gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle olan ilişkilerini düzenler. Türklerde töre, Divan-ı Lügat-ı Türk'te töre, evin en önemli yeri ve sedri olarak ifade edilirken, kavram asıl manasıyla törü şeklinde geçmekte olup, görenek ve adet olarak açıklanmıştır. Töre, Türk örf ve geleneklerinin kesin hükümleri birliğidir.
Orun kitabelerinde töresiz bir devlet veya topluluk olamayacağı belirtilmiştir. Bundan hareketle eski Türklerde kanunsuz veya hükümdarın şahsi iradesine bağlı bir yönetim şekli olmamıştır. Dolayısıyla kağanlar emirlerini, yargıçlar kararlarını töreye göre vermişlerdir. Yani halk doğrudan doğruya törenin himayesindedir. Bilge Kağan'ın Orun yazıtlarında geçen üstte mavi gök, altta yağız yer, kılındık da ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzenleyi vermiştir. Ülkeyi töreye göre yönettiği, töreye uyduğunu gösteren Bilge Kağan'ın Orun yazıtlarına geçen sözü. Evet, kanunlarla ilgili töre, kanun, yasa, hukuk, Roma hukuku, 12 leva kanunları, Justinianus kanunları, Cengiz yasası ve insan hakları evrensel bildirgesi olarak bu kavramları öğrenmeniz, konuyu kavramanız açısından size fayda sağlayacaktır. Evet, konumuz buraya kadar. Umarım size fayda sağlar. Hepinize iyi günler.